Yasin Börü'yü sorun, Yasin Börü'yü sorun diyorlar. Bunu sadece Hüdapar çevreleri yapmıyor, AKP'liler de yapıyor çok sayıda. Daha çok AKP'liler yapıyor aslında. Bu meseleyi siz hallettiniz mi? Yani hallettiniz mi dediğim, bu hayır oğlum, yıllar boyunca halledilmemiş bir mevzudur, meseledir. Yani ben Yasin Börü ve o dönem 44'te HDP'li katledildi. 6 Hüdaparlı katledildi. Güvenlik güçlerinden öldürülenler, katledilenler oldu. Toplam 52 kişi yaşamını yitirdi. Yasin Börü cinayeti ve katliamı da çok vahimdir, çok trajiktir, çok acıdır. Ne sorumluları ortaya çıkarılabilmiştir, ne de gerçek failleri yakalanabilmiştir. Ama iyi ya da kötü, Yasin Börü cinayetiyle ilgili bir yargılama var. Bir çarpıtma yargılaması, komplo yargılaması olsa da, gerçek failler maalesef yakalanamamış olsa da ortada bir yargılama var. Ama 44 HDP'li katledildi o günlerde. Bir tek gözaltı yok onunla ilgili. Tek açılmış bir dava yok. Şimdi dolayısıyla ben hani AKP'nin bu işi siyasi amaçları için kullanan kesimlerini bir tarafa bırakıyorum. Fakat bu işten gerçekten yüreği yanmış. İnsani olarak, vicdani, ahlaki olarak yüreğinde onun acısını hisseden herkese şunu söylemek istiyorum. Bakın, o günlerde bizim yaptığımız çağrıdan bağımsız büyük bir provokasyon yapıldı. Ve 44 HDP'li katledildi. HDP kimliğiyle. Evet, 6 Hüdaparlı katledildi. Fakat yani orada oynanan oyunu eğer doğru okuyamazsak, biz sürgüt bu düşmanlığı büyüten bir politikanın değirmenine su taşırız. Herkes kendine bir sorsun ya. Çok şaibeli olaylardır o olaylar. Özellikle öldürme olayları, vahşice katletme olayları çok şaibelidir. Bakın, gerçek failleri yakalamıyorlar. Yakalamıyorlar. Yani devlet neden yakalamıyor bunu? Niye sormuyorlar kendilerine? Niye bu kadar insanı tutukladılar da bir tane gerçek faili niye bulamıyorlar? Çünkü dosyayı, davayı takip ediyorum. Gerçekten istiyorum. Gerçek failler ortaya çıkarılsın, yargılansın. Sorumluları hep birlikte öğrenelim. Kim nasıl yapmış? Peki. Çünkü çok bu iş siyasi olarak istismar ediliyor. İşin özünden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bir HDP'ye karşı şahsında siyasi bir linç kampanyasına dönüştürülüyor. Ve maalesef buna bazı Hüdapar çevreleriyle zemin sunuyor. Zannediyorlar ki gerçekten yürekleri yandığı için bu AKP'liler onlara Selahattin sahip çıkıyor. Bey, İşte öyle değil yani. Keşke öyle olsaydı ama sadece bunu bir siyasi istismar malzemesi olarak kullanıyorlar. Çok acı bir olaydır. Trajik bir olaydır. Yani ben bir kez daha üzüntülerimi paylaşmak istiyorum. Şöyle bir şey var. Ben o aileyi, Börü ailesini çocukluğumdan beri tanırım. Biz, o kadar. Tabii ki benim ailem fırıncıdır. Börü ailesi fırıncıdır. Geniş aileleri itibariyle söz ediyorum. Yani bu Yasin Börü'nün çekirdek ailesini ifade etmiyorum. Çocukluğumdan beri bildiğim, tanıdığım bir çevredir, bir ailedir. Yani bu kadar istismara açık durmaları da hakikaten beni üzüyor.